hani bir oyuncu istemezsin ama yani hani bu kadar da belli etmezsin yani. Okan abi Galatasaray'ın huyunu suyunu her şeyini bilen bir adam ve Galatasaray'da çok yakışıyor bence. Yani bugün Galatasaray gelse niye geldi istemezler. Tabii Fenerbahçe'de Valencia'lı e Başakşehir çok formda olan iki oyuncu. Tabii Icardi işte bir var bir yok. İşte iki gol atıyor. Bakmışsın başka yerlerde bir yere gitmiş, gelmiş falan. İşte Allah defans oyuncularına yardım etsin diyorum ne diyeyim. <laughs> Galatasaray gol de attın bak mesela kariyerin en güzel golünü desen hangi gol? Belki Galatasaray attığın Röveş golüdür yani. Fanatik YouTube kanalından herkese merhabalar. Artık gözler Süper Lig'de Fenerbahçe Galatasaray derbisine çevrildi. Biz de Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden kısa sürede Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurmuş bir isimle beraberiz. Hasan Kabze bugünkü konuğumuz. Bugün Hasan Kabze ile birlikte geçmişi, bugünü ve derbiyi konuşacağız. Hoş geldin abi. Merhaba, hoş bulduk kardeşim. Siz de hoş geldiniz. Galatasaray'la 2006 yılındaki unutulmaz şampiyonluk. Ardından Rubin Kazan'da 2 yıl üst üste şampiyonluk. Ve Möntbeller'de tarihinde, kulüp tarihinin ilk ve tek şampiyonluğu. Aslında Hasan Kabze başarıların adamı diyebiliriz. Ancak bugün Hasan Kabze Türk futbolunda gereken değeri görüyor mu? 3 ülkede 3 şampiyonluk yaşamak benim için çok büyük bir gurur açıkçası. Sonuçta kariyerimle alakalı keşke demediğim her şey oldu. Sonuçta şampiyonluk yaşamak gerçekten çok güzel bir duygu. Bunu farklı ülkelerde, farklı takımlarla ve o takımların kariyerlerindeki ilk şampiyonluklarına yer almak daha da önem arz etti açıkçası benim için. Sonuçta ben futbol bıraktım. Futbol bıraktığım için Türkiye'deki değer olarak şu anda futbol adamı olarak bir şeyler yapmak isterim. Lisansım var, UEFA lisansım var. Teknik direktör olabiliyorum yardımcı olarak şu anda. Ama bir girişimim yok şu an için. Evet hazırlamış olduğum bazı şeyler var ama ileride onları ortaya koyacağım. O zaman göreceğiz. Çünkü bu kadar deneyim sahibi olduktan sonra bunları insanlara aktarmak, yeni gelen nesile aktarmak gerçekten çok benim için kolay olan bir şey ama bu kadar tecrübeyi de kendi içimde barındırmak istemiyorum. Yeri geldi zaman bunların hepsini paylaşacağım. 2017 yılında futbolu bıraktınız. Yaklaşık bir 5 senedir, 6 senedir futboldan uzak kaldınız diye gözlemliyoruz. Normalde aslında futboldan uzak kaldığınıza katılıyor musunuz? Yoksa teknik adamlığa dair arka planda çalışmalarınız devam ediyor mu? Ya şöyle bir şey, futbol bıraktıktan sonra direkt hemen teknik direktörlük oldum. yani yapmak istemedim. Çünkü donanımlı bir şekilde bir şeyler yapmak istiyorum. Evet, şu an günümüzde bakıyorum futbol bıraktıktan sonra hemen teknik direktörlük yapan arkadaşlarımız da var. Başarılı olan da var, başarısız olanlar da var. O yüzden ben daha çok böyle hani işin hem bilimsel hem de teknik taktik anlamında daha iyi yerlere gelebilecek zamanda yapmak istiyorum. Bu da çok uzun sürmeyecek açıkçası. Yapmış olduğum bazı şeyler var. İleride inşallah bunları hep beraber göreceğiz. Hasan Kabzo olarak siz de aslında gençlerin bu konuda önünü açtığını, yani önünü açtığını düşünüyor musunuz? Yani e, rol model olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ya şöyle söyleyeyim. Bizim zamanımızda herkes işte her Real Madrid'e gitmek, Atletico Madrid'e gitmek, yok işte Barcelona'ya gitmek, yurt dışı deyince hep akla gelen takımlar bunlardı. Ama bunu gerçekleştiren birkaç tane futbolcunun arasındayım ben. Hedeflediğim her şeyi yaptım bu zamana kadar. Türkiye'den çıkınca artık eskisi kadar şey yok. Yani hani atıyorum Lille istiyor veya ne bileyim başka takımlar istiyor Avrupa'da. Yani niye işte Paris Saint Germain değil diyemiyorlar. Çünkü Avrupa'daki futbol oynamış olduğunuz takımlara karşı yapmış olduğunuz her maç burada oynadığınız atıyorum Galatasaray takımlı veya dört büyüklerin şampiyon ligi maçlarına eş değer maç oluyor çünkü. Orada bir hafta Paris Saint-Germain'e karşı oynuyorsun, bir hafta Lille, bir hafta Lyon'a karşı, bir hafta Marsilya'ya karşı oynuyorsun. Dolayısıyla hep Şampiyonlar Ligi havasına geçen olduğu için oyuncular artık şeyi seçmiyor. Yani Avrupa'ya gitme hevesi çok daha fazla şu anda. Biraz Bunun... aslında o büyük takım algısını yıktınız. Evet, Siz, evet. Doğru kesinlikle mu? öyle. Çünkü benim gitmiş olduğum takım kimse tanımaz durumun evet. kazanı. Biz Rusya tarihinde üstü iki defa şampiyon olan ve gerçekten çok iyi ses getiren bir takım olduk. Dolayısıyla da insanlar hani belki onu görerekten. Belki işte Montpellier'e gittim, Montpellier'de şampiyonluk yaşadık. İşte final oynadık Fransa Ligi Kupası'nda orada direkten döndük falan. Bu tip şeyler bayağı artık insanların hani bazı takımlardansa yani bütün Avrupa takımlarına gidebilecek bir konuma gelmiş oldu bütün oyuncular. Ve gitmeleri de hem Türkiye için hem de kendilerinin gelişimi için gerçekten çok iyi. Kazandaki son dönemde Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz ve Hasan Kabzi olarak bir Türk çetesi vardı orada. Evet. o günler nasıldı? Ya yani şöyle bir şey var. Yurt dışında 3 tane oyuncu olması gerçekten çok iyi bir şey. Çünkü hem takım içerisindeki o tek değilsin, gerçi ben 3 senedir oradaydım Fatah geldiğinde de artık gayet de güzel oluyor. Çünkü aynı kültürü biliyorsun, birbirinizi çok iyi tanıyorsun, işte milli takımla beraber oynamışsın falan. Bunlar çok güzel etkenler. Dolayısıyla güzel bir grubumuz vardı. Ama Gökdeniz'in orada 10 yıldan fazla sürede oynaması... Orması emekli edildi. Tabii aynen. Onun orada çok daha büyük emeği var bizden sonraki dönemlerde. Ama şampiyonluk döneminde gerçekten ikimizin orada olması Türk halkı için bizim için gerçekten güzel bir gururdu yani. Galatasaray öncesinde ve Galatasaray sonrasında Avrupa'ya gittikten sonra büyük takımlardan hiç teklif ya da ilgi oldu mu? Oynadığım takımda gerçekten iyi performans sergileyip geldiğim için biraz da özgüvenle gelmiştim açıkçası. Kısa sürede dediğim gibi yani işte gol atmam, işte sonradan gelip gol atmam hem taraftar hem de böyle camiayı bayağı bir umutlandırmıştı açıkçası. Tabii iki buçuk sene iki buçuk sene sonrasında yurt dışına gittiğim Rubin Kazan'a gittiğim dönemde orada şampiyon olduktan sonra iyi teklifler vardı hem Avrupa'da vardı hem de Türkiye'den de vardı ama ben Türkiye dönmeyi önce hiç düşünmüyordum yani baktığım zaman. Ne zaman ben Montpellier'e gittim? Orada oynadığım dönemde Galatasaray'ın iki defa teklif aldım. Hem orada oynuyordum, yeni gitmiştim Fransa'ya. Hem lig çok iyiydi hem de sürekli oynadığım bir takımdı. Bir de şu şeyi vardı. Açıkçası en büyük şeylerden bir tanesi soydu. Yani askerlikle alakalı bir hikayem vardı. O hikayem bitmiş olsaydı belki dönebilirdim Galatasaray'a. Çünkü hacinin olduğu bir dönemde. Evet. Ben Hacı'nın olduğu bir dönemde ayrılmıştım Galatasaray'a. Tekrar onunla beraber geri dönmek benim için çok daha güzel olabilirdi. İki tane büyük takımda göre bir Galatasaray, Beşiktaş'la da görüşmüştüm ama Türkiye'ye döndükten sonra da Trabzonspor'da vardı açıkçası. Daha öncesinde bir çalıştığım en kötü hoca Feldkamp diye bir ifadeniz Doğru. var. Sebebi neydi? Geçmiş kariyeriyle alakalı bir şey söyleyemem. Bu beni çok da açıkçası bilmediğim bir şey. Evet. Yani kendisini tanımıyorum da açıkçası. Kampa gittiğimizde bütün herkes aynı eşit olarak gider kampa ve dolayısıyla da bütün oyuncular kendini göstermek için yeni gelen bir hoca evet. her şeyini verir sağda. Ben hep öyleydim. Ama bu biraz böyle şey gelmişti açıkçası. Ön yargılı. Ön yargılı. İşte birkaç tane oyuncu getirdi. Sıkıntı yok. Ben ama oynuyorum işte hani şey olarak antrenmanlarda maç yapıyoruz. Mesela az takıma karşı işte oynatmadı oyuncular. Ben oluyorum işte birkaç oyuncularla beraber oynuyorum. 3-4 tane gol atıyorum ama az takıma. Ben hiç oynamıyorum ama yani. Hiç. Hazırlık maçlarında hiç oynamıyorum. Yani bu, bir şey yoktur yani. Hani bir oyuncu istemezsin ama yani hani bu kadar da belli etmezsin yani. Hiçbir saygısızlığım olmaz. Bütün arkadaşlarım diyordu ki yani niye böyle yani. Hani küfür ettiğim bir arada bir şeyim var falan. benim hatta yani hiç, hiçbir, hiçbir hocama karşı saygısızlığım olmamıştır bu zamana kadar. Dolayısıyla en son bir maç öncesinde dedi ki herkes oynattım bir Hasan oynatmadım. Bugün daha sonra oynatacağım falan filan. Gittim yine edeyim ben falan. Son 20 dakika 30 dakika mı ne oyuna girdim. Donuk bir adamdı. Zaten hani yaşı da çok ilerlediği hı hı. için çok da artık yani benim yani o dönem kayla aldığım bir durum değildi yani sonuçta yardımcıları var. Yardımcıları da ses yapmıyor, konuşmuyor falan. Ben İstanbul'a geldiğim zaman zaten anlamıştım gideceğim yani. Hani hiç sebepsiz yani. Ben ama hiçbir şekilde ayrılırken Galatasaray niye ben diye sormadım. O da beni çok şey yapmadı açıkçası yani. Galatasaray'ın son durumunu konuşalım. Hem de pazar günü oynanacak derbiyi konuşalım istiyorum. Öncelikle Galatasaray'ın son durumunu nasıl değerlendirirsin? Takım şampiyonluk oyunu oynuyor mu? Ne vaat ediyor? Okan Burun kenardaki performansını nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle bir şey var. Yani şimdi hep Okan abi işte Galatasaray'a yakıştı mı? İşte ne bileyim Galatasaray'ı kaldırabiliyor mu falan filan. Ya yani şöyle bir durum var. Yani Galatasaray şu an kaçıncı? Normalde lider değil mi? <laughs> evet. Yani lider evet. Yani lider olan bir hocanın herhangi bir şekilde de yani böyle oyunu olsun ne bileyim takım için olumsuz bir şey söyleme ihtimali yok kimsenin. Evet. Tamam bundan 4-5 hafta öncesinde veya 6 hafta öncesine kadar evet Galatasaray belki oyun anlamında çünkü yeni gelen oyuncuların çoğunun hazır olmadığı için daha sahaya tam olarak performansını sergilemiyordu. Dolayısıyla ben o zaman da söylüyordum. Yani bakın Okan abi iyi bir teknik direktör. Eğer takımı iyi bir şekilde herkesin hazır olduğu bir dönemde devam ettirirse ki ettirmesi gerekiyor. Yani bir hafta, üç haftalık bir teknik direktör değil. Daha önce şampiyonluk yaşamış, İyi başarılar sergilemiş bir teknik direktör. Okan abi Galatasaray'ın huyunu, suyunu, her şeyini bilen bir adam. Yani o yüzden buna sahip çıkmak lazım diye ben defalarca söylemişimdir. Ve Galatasaray'a çok yakışıyor bence yani açıkçası. Yani şimdi Galatasaray'ın oyunu kazanmaya odaklı bir oyun. Önemli olan sahnesini maç sonucu 3 puan kazandırmak. Bu kadar. Bütün takımlar amacı budur yani. Mükemmel oynayayım ben. 3 puan almayayım neye yarıyor ki? Hiçbir şey yaramıyor. Şey ne diyor? Mi? Taraftar eve eyvallah. Bir, bir der eyvallah. iki der eyvallah. Üçüncü hafta başlarlar. Belki göze çok hoş gelmeyen bir oyun anlayışına sahip olabilir veya baskı dediğimiz gibi yani büyük takım ne yapar? Baskı yapar. Ne yapar? Pozisyon zenginliği olur. Türk oyuncu eksikliği var Galatasaray takımında. Dolayısıyla da kadroyu ona göre yapmak zorundalar. Yani Jesus Okan Buruk düellosuyla aslında genel olarak derbi nasıl bir derbi bekliyorsun abi? Şimdi tecrübe olarak baktığın zaman tabii ki Jesus çok daha tecrübeli ve de şöyle bir şey var. Türkiye'ye geldikten sonra gerçekten farkını ortaya koyabilen ender teknik direktörlerden bir tanesi hem oyun anlayışı olarak hem sağ dışındaki duruşu olarak gerçekten herkesin sempatisini kazanmış bir teknik direktör. Bu çok önemlidir açıkçası. Yani bugün Galatasaray'a gelse niye geldi Cezus demezler. Beşiktaş'a gitse niye gittim Cezus demezler yani. O yüzden bence hem sağ iç hem sağ dış arasında gerçekten iyi bir teknik direktör. Okan abi ona göre tabii ki de baktığınız zaman yeni başlamış gibi duruyor. Yaşından dolayı Cezus'un. Ama sonuçta takımlar oynuyor. Evet sağ dışında teknik direktör çok önemli bir etkendir. Ama saha içerisindeki oyuncuyu hazırlayan da teknik direktör olduğu için dolayısıyla saha içerisindeki oyuncuların o günkü performansına bağlı olan bir sonuç ortaya çıkacak. Tamam bazen çok kısır döngü içerisinde hiç pozisyon olmayan derbiler izlemişsinizdir ama bu derbi öyle olmayacak bence yani bayağı böyle bir güzel sonuçlar elde edilebilecek bir derbi olacak gibi duruyor. Ee, peki sen de abi derbilerin havasını solumuş hatta özellikle Beşiktaş maçıyla ünlenmiş birisin. Şu an oyuncuların psikolojik durumu nedir? Nasıl olur bu derbi haftaları, önceleri? Ya bir kere Fenerbahçe Galatasaray derbisi, Galatasaray Trabzon, Galatasaray işte Beşiktaş derbilerinden çok daha farklı bir derbi. Yani hani baktığın zaman önce bütün oyuncular oynadıkları en son karşılaşmada sakatlanmamak ister. Evet. Yani çünkü gerçekten çok önemli bir karşılaşmada. Bu bugünkü karşılaşmada atacağı bir gol. Yani her zaman unutulmaz yapabilir. Veya yiyeceği bir gol kaleciyi veya işte yapacağı bir hata oyuncuyu hiç unutma, unutulmaz yapabilir. Mesela Fevzi'nin ayağını sallayıp topun üstüne sektiğini hiç kimse unutmaz o golü mesela. O da bir derbi maçı. Panku'nun kaleye geçtiği maç ne bileyim o da bir Aynen. derbi maçı. O yüzden bu tip o şeylerin olabileceği, çok açık o olabileceği bir karşılaşma. Dolayısıyla bütün oyuncular gerçekten çok heyecanlıdır. Heyecanlının ziyade bu maçı bekliyordur. Fenerbahçe derbisi Galatasaraylar açısından baktığımız zaman tabii ki de oraya gidip orada Fenerbahçe yenmek gibi bir durum söz konusu olunca çok daha farklı bir boyut alıyor. Fenerbahçe içinde e, tabii ki ezeli rekabet rek, ezeli rekabet içerisinde bulunduğu Galatasaray takımını her zaman yenmek istemiştir. Yani, Muhtemelen senin de unutamadığın maç Beşiktaş maçıdır abi. Benim derbiyle alakalı tabii ki de Beşiktaş maçı. Bunda her zaman İnönü Fatih'i lakabı aldın hatta ne? bununla alakalı. Yani, ne söylemek yani. istersin hazır konusu açılmışken? Ya diyorum ya derbiler çok özeldir yani. Benimki o gün oynamış olduğum derbide konum itibariyle hani normal bizim şansımız olmasa veya Beşiktaş'ın şansı olmasa bu kadar değerli olmayacaktı o, o atmış olduğum iki gol. Ama bizim şampiyonluk kazanmamızdaki en önemli iki tane goldü o dönem. Onların olmasa şu an bunu hiç beni bile konuşmayacaktık belki de yani baktığın zaman. Hiç kimsenin ummadığı bir anda oyuna giriyorsun. İşte son yarım saat var. Maç bitse öyle şampiyon olamıyorsun. İddian devam etmiyor. Berabere bilirse bir şey olmuyor. 1-0 mağlup durumdasın böyle bir şey olunca maçın başında oluyorsun. penaltıyı kaçırmışsın. Maçın başında penaltıyı kaçırmışsın takım olarak. 1-0 yenik duruma düşsün. 30 dakika sonrasında bütün sezonun emeği yok olacak gibi evet. bir şey oluyor. Ya yani öyle bir anda böyle bir futbolcu oyuna o girip iki tane gol attığı zaman böyle de unutulmaz oluyorsun. O da çok güzel bir duygu baktığın zaman. Peki abi bir forvet olarak bugünkü Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın forvetlerini kıyaslamanı istesek. iki takımda da aslında çok üst düzey forvetler var. Ee, bir forvet olarak ne düşünüyorsun? Tabii Fenerbahçe'de Valencia ile çok formda olan iki oyuncu. Özellikle Valencia gerçekten çok değişik bir oyuncu. Yani ben çok seviyorum böyle oyuncuları. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan, sürekli mücadele içerisinde olan, sürekli gol arayan, süratli, adam eksiltebilen, gerçekten tehlikeli bir oyuncu bence. Galatasaray'ın özellikle ona dikkat etmesi gerekiyor. Evet, Basra'yı bir tık onun gerisinde kalsa da hani hem son vuruşlar olarak Beşiktaş'ta istenilen performans sergileyememişti. Burada da Öyle ya da böyle biraz toparlandı. Fenerbahçe'nin iyi hücum hattı var. Galatasaray'ın da aslında iyi olup ama bir türlü tam anlamıyla böyle yüzde yüzünü izleyemediğimiz bir forvet hattı var. Gomis tabii ki her zaman Galatasaray takımına çok büyük katkı sağlıyor. Bu yaşına rağmen inanılmaz iyi bir profesyonel. Takdir edilesi şu andaki performansı. Tabii Icardi işte bir var bir yok. İşte iki gol atıyor. Bakmışsın başka yerlerde bir yere gitmiş gelmiş falan. İşte onun biraz... Galatasaray takımına çok daha fazla faydası olabilecek bir biraz daha forward. devreye girmesi biraz lazım daha ortaya aslında. kendini artık inisiyatif alıp biraz daha o performansını ortaya sahaya sergilemesi gerekiyor. Her iki takımda dediğim gibi yani önemli olan saha içerisindeki yapılan verilen o taktiği en iyi şekilde uygulamak. İki forvet takımı hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da olan oyuncular özel oyuncular. Allah defans oyuncularına yardım etsin diyorum ne diyeyim. <laughs> Şu son dönemlerde tansiyon biraz daha düştü, gerilim azaldı. Bunun en büyük sebebi hani biraz daha yabancı oyuncuların e, aidiyet duygusunun az olması mı nedir sence abi? Ya da bu düşünceme katılıyor musun? O oyuncuların evet kendi ülkelerinde kendi zamanda oynamış olduğu büyük takımlardaki ki büyük derbileri de biliyorlardır. Ama öncesinde bence hani hiç bilmeyen bir Icardi'ye, hiç bilmeyen bir işte ne bileyim Mertens'e bunu öncelikle gösterilmesi gerekiyor. Yani bu bu nasıl bir duygu olduğunu göstermesi gerekiyor. Ondan sonra belki hani her takım oyuncusu bir karşılaşmaya çıktığı zaman kazanmak için çıkacaktır. Ama bu karşılaşmanın çok daha önemli olduğunu aksettirilmesi gerekiyor oyunculara. Bizim tabii ki de çok daha iyi oluyor bizim için hani baktığınız zaman niye kargaşa olsun, niye kavga olsun ki daha önceler ne sulara döküldü, neler neler yani yaşandı o atmosferi daha da fazla psikolojik olarak oyuncuların içerisindeki o kazanma duygusunu daha da hırslandırıyor. Dolayısıyla sahada daha hırslı oyun oluyor. İşte istemediğin yanlış hareketlerde bulunuyorsun falan filan. Bunlar olmasın tabii ki yani. Hani baktığın zaman daha temiz, daha böyle Avrupa'yı maç izlemek çok daha keyifli olur bence. Sen de futbol kalitesi olarak ya da işte gerginlik, atmosfer her bakımdan tüm unsurlarıyla Fenerbahçe Galatasaray derbisinin eskisi kadar keyif vermediğini ya da dünya çapında olmadığını düşünüyor musun abi? Her iki takım açık oynamıyor artık. Evet. Eskisi kadar. Bir kaybetme yani. korkusu oluyor. Tabii ki de yani. O daha fazla ilk önce skoru koruyayım. Sonrasında atarsam atarım oluyor. Dolayısıyla da bunu daha önce öyle bir şey yoktu. Daha önce hadi Kazanacağız kazanacağız diye baldır güldür gidiyorduk yani. O yüzden o karşılaşmaların böyle daha fazla heyecanlı olmasının sebebi oydu belki. Bir de şimdi bu sezon ortasında olduğu için çok da fazla böyle hani tabii ki önemli ama hani sonlara böyle yaklaşık iki takım da şampiyonlukla Maç alakalı gibi değil. Bu şekilde evet. olacak muhtemelen. İkinci karşılaşma çok evet. daha farklı olacaktır. Ama fenerbahçe alsaydı her zaman çok güzeldir abi. Yani ben de sabırsızlıkla bekliyorum ekran başında olacağım çok kısa süre oynamana rağmen abi Galatasaray'da inanılmaz bir etki bıraktın taraftarda. Hatta ben daha öncesinde röportaja gelmeden evvel söylediğim zaman birkaç kişiye sanki uzun yıllar oynamış gibi tabirini çok duydum açıkçası. Sence attığın en güzel gol hangisiydi? Hem de Galatasaray günlerini genel olarak kariyerinde nasıl değerlendirirsin? Bununla alakalı bir soru da en üç ülkede şampiyonluk yaşadığın en değerli şampiyonluk sence hangisiydi? Ya Beşiktaş'a ikinci gol güzel bir gol gerçekten. İlk gol de güzel. Ya ilk gol bir tık ikinci gol daha güzel bir yere gidiyor açıkçası. Ama Malatya karşı bir kupa maçına bir gol atmıştım. O da güzel bir goldü benim için Galatasaray adına söyleyeyim. 2 sene oynadım ben Galatasaray'da. Gerçekten her zaman ben farklı takımlarda Galatasaray stadına geldim rakip olarak. Galatasaray gol de attım. Bak mesela kariyerinde en güzel golünü desen hangi gol? Belki Galatasaray attım. Röveşat'a golüdür yani. Orada da oynarken. Evet. Hangi takımda gelirsem geleyim. Her zaman beni Galatasaray taraftarı hep böyle hep iyi bir sıcak, karşıladı, vardı abi. sıcak karşıladı. Her zaman desteklediler, her zaman böyle beni çağırdılar. Bunlar diyorum ya yani bazen paralel satın alamayacak duygular bunlar. gerçekten çok güzeldi. Bununla birlikte şu soruyu da sorayım yere. Üç ülkede şampiyonluk yaşadın. En değerli sence hangisiydi? Çünkü 3 şampiyonluk da inanılmaz değerli aslında. Hiçbir Galatasaray şampiyonu 16 dakika uzatıldıktan evet. sonra olmadı. Yani bu Türkiye'deki en belki de tekdiri bu konuda bu şekilde unutulmayacak son saniye son dakika evet. ve ezeli rakibiyle yani ezeli rakibe karşı evet, şampiyonluk stajının içerisinde belli olan belki çok nadirdir yani baktığın zaman ama diğer taraftaki şampiyonluklar kulüp tarihinde tarih, ilk kulüp tarihinde şey. ilk kez yaşanılmış mesela Rubin kazandaki ilk kez ikinci kez orada olmak eee Montpellier'e gidiyorsun Montpellier'de ilk kez orada olmak bunlar da çok önemli yani bunlar da çok ikisi hepsinin çok farklı çok değerli Allah nasip etti daha ne diyeyim yani çok çok şükür yani hani baktığın zaman Dediğim gibi yani ben çok önce de söylemiştim yani eğer kariyerim böyle futbolcu olacağımı bilseydim zaten hemen evet olsun derdim yani hani baktığın zaman. Çünkü her istediğimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum, çok da e, gururluyum açıkçası. Üç şampiyonluk da çok değerli ama Türkiye bazında tabii Galatasaray şampiyon olmak, e, bu şampiyonlukta pay sahibi olmak benim için çok daha değerliydi yani. Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı golün yok abi ama hani bu içinde ukde kaldı mı hiç ya da Fenerbahçe maçlarıyla alakalı böyle bir anım var mı kendine alakalı? Evet Galatasaray takımıyla oynarken Fenerbahçe gol atmadım. Ama yani beşte atmış olduğum gol belki de onlara da şampiyonluk denettiğim için farklı bir gol olmuş oldu. O yüzden yani öyle bir Fenerbahçe gol atmadım diye bir içimde ukde kalmadı açıkçası yani. Bizim sormak istediklerimiz bu kadardı abi. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel, sıcakkanlı bir sohbetti. İnşallah güzel bir e, etkisi olur. Umarız öyle olur abi. Biz de seni 3 farklı ülkede şampiyonluk yaşamış, 3 farklı dil bilen, futbol anlamında aslında çok donanımlı olan biri olarak sağ kenarında en kısa zamanda görmek isteriz. Bugün Hasan Kabze bizimle birlikteydi. Kendisiyle eski günleri, bugünü ve pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuştuk. Keyifli bir sohbet oldu bizim için. Kendisine teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimize de ayrıca teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.